1936 yılında Alman nazizminden ve Japon faşizminden kaçarak Türkiye'ye gelen, ağır hastayken 36 saatte tamamladığı Atatürk'ün maaşının konulacağı katafalk için bütün ısrarlara karşın ödeme yapılmasını kabul etmeyen ve çocuklarıma bırakabileceğim bir teşekkür mektubu kafidir diyen bir mimar. Kısacası o, bizlerden biri. Bunu not out. 4 Mayıs 1880'de Königsberg'de tüccar bir babanın ikinci oğlu olarak dünyaya gelen Bonataut, lisede yüksek öğrenimini yine Königsberg'de tamamladıktan sonra Hamburg ve Wiesbaden şehirlerinde çeşitli mimarlarla birlikte çalışır. 1904'te mimar ve kent plancısı olan Fischer'ın Berlin'deki bürosunda onunla birlikte çalışırken, bir yandan mimarlık mesleğini profesyonel olarak icra edip, diğer yandan ise üniversitede kent planlaması derslerini takip eder. 1914'te Berlin'de yine kendi gibi mimar olan kardeşi Max Taut ve Hoffmann'la kurdukları büroda mimari projeler yürütürken, aynı zamanda güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar arasında birlik kurmayı amaçlayan Deutsche Werkbund adlı derneğin üyesi olur. Taut'un ilk yapıtları, onun daha ileriki düşüncelerini hazırlayan denemeler niteliğindedir. Bunların arasında bir sergi için tasarladığı ve Köln'de inşa edilen Cam Ev adlı pavyon, yeni bir yapı geleceğiyle yeni biçim araştırmalarına yönelmesi açısından ilgi çeker. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çöken karamsarlığı yenmek için meslektaşları arasında yüreklendirici çalışmalara girişir, onları barış içinde olacak bir dünya için düşünce üretmeye çağırır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Moskova'ya giden Tal, bu yüzden daha sonra komünistlikle suçlanır, 1921'de yeniden ülkesine döner. Her fırsatta silahlanmanın ve yeni bir savaş macerasının karşısında yer alır. Bu tutumu takınmasından hem kişiliğinin hem de doğduğu bölgenin savaş sonunda Almanya'dan koparılmasının önemli etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Ama Nazi Almanya'sının da onu barındırmak istemeyeceği çok açıktır. Bu sebeple 1932 yılında yeniden Almanya'yı terk etmek zorunda kalmıştır. 1933 yılında Japonya'ya göç etmeden hemen önce dışa vurumcu devrimci sanat yaratmayı amaçlayan Sanat İçin Çalışma Grubu içinde yer alır. 1920 ile 33 yılları arasında Berlin'de yaptığı bazı çalışmalar UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir. 1936 yılında Almanya'da egemen olan nasyonel sosyalist yönetime zıt düşen görüşleri nedeniyle Türkiye'ye göç ederek birçok devlet makamında yöneticilik yapmış ve mimari eserler inşa etmiştir. Bono Taut'un kısa süren Türkiye yaşamında ortaya koyduğu yapıtların bir öğretim basamaklarının izlercesine dizilmesi dikkat çekicidir. Ankara Cebeci'de yer alan bir ortaokul, Ankara ve Trabzon'da yer alan iki lise ve yine Ankara'da bulunan bir üniversite yapısı. Tüm bu yapılarda özgünlük, öncülük, kültürler arası sentez çabası dikkat çekmektedir. Fakat aralarında biri vardır ki, Bruno Taut'un Türkiye'de ortaya koyduğu en önemli yapılarından biri olarak kabul edilir. Ankara'da bulunan Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binası. Cumhuriyet'in kurucularının üniversite hayalinin sanki somutlaşmış bir biçimi olan bu bina, aynı zamanda bir anıt niteliği taşır. 1936 yılında öğrenime başlayan Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, bir süre Evkaf Apartmanları olarak nitelenen ve bugün devlet tiyatrolarına bağlı küçük tiyatro ve oda tiyatrosunun içinde yer aldığı bütünleşik yapıda öğretimi sürdürmüştür. Anıt binanın yapımı ise 1937 yılında başlanmış ve 1939 yılında tamamlanmıştır. Taut, Türkiye'de anıtsal yapı çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmalar da yapmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi içerisinde yer alan İstanbul Teknik Yüksekokulu'nun sonraki adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, kurucusu ve ilk başkanıdır. İstanbul ile tanışması 1916 yılına dayanır. Kaiser II. Wilhelm döneminde Osmanlı Devleti ile yakınlaşma süreci içine giren Almanya, imparatorluğun başkentine daha bir önem vermiş, ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi için de bir dizi kültürel girişimde bulunmuştur. İşte bu girişimin bir parçası olarak 1916'da İstanbul'da bir Türk-Alman kültür evi açılması için proje yarışması başlatılmış, genç Bruno Taut da açılan bu yarışmaya katılmıştır. Her ne kadar projesi seçilmese de en azından Türkiye'deki çevrelerde kendisini tanıtmış ve adından söz edilir olmuştur.
Japonya ve Türkiye gibi mimarlık gelenekleri özgün ülkelerde yaşamış olan Taut, bu ülkelerde yerel mimarlıkların ve sanatların çağdaş düşüncelerle bağdaştırılması konusuna eğilmiştir. Özelliklerinden biri de yapılarda renk kullanımı üzerinde duran ilk çağdaş mimar olmasıdır. Resim yapmış, mobilyalar tasarlamış, sinema ve tiyatro için dekorlar hazırlamış, mimarlığın her konusuyla ilgilenmiştir. Bütüncül yaklaşımına toplumsal gereksinimlere yönelik bir içerik katabilmesi, onu 20. yüzyılın önde gelen mimarlarından biri yapmıştır. Bugün Mimarın Mutfağı'nda Mimarlar serisinde Mimar Bruno Taut'u ağırladık. Kendisini bu vesileyle saygıyla anıyor ve başka bir Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.